5 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ekipler her gün olağan bakım çalışmaları yapıyor. Şimdi o çalışmalara biz de tanıklık edeceğiz. Yerden onlarca metre, hatta 100 metreyi aşkın bir yüksekliğe çıkacağız. A Haber muhabiri Mahmut Keşan karşımızda. Evet, şu an biz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz ve Beylerbeyi ayağındayız. Kulenin en üstündeyiz. Yani denizden yaklaşık 165 metre yükseklikteyiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün eksiksiz ve daha iyi hizmet verebilmesi için ekipler burada 7/24 görev başında. Şu an İskender Demirel kameraman arkadaşımız sizlere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü gösteriyor. Dediğim gibi 165 metre yükseklikteki bir mesai sizlere göstereceğiz. Hemen sol tarafımızda yine bir platform var ve orada ekipler rutin kontrollerini yapıyor. Yani her belli bir yıllar arasında 45 yılda bir köprünün bazı noktalarında değişmesi gereken malzemeler, parçalar olabiliyor. Onlardan örneğin halatlar olabilir. Yine geçtiğimiz dönemlerde asfaltın değiştiğini ve daha iyi bir asfalt yapıldığına şahit olmuştuk. Şu an sol tarafta İskender Demirel sizlere gösteriyor. Platformda ağır bakımların yapıldığını görüyoruz. Bakım diyorum ama aslında bir kontrol de sayılıyor bunlar. Ekipler devamlı köprünün daha iyi hizmet verebilmesi ve eksiksiz bir şekilde burada sürücülerin rahat geçiş yapabilmesi için bu çalışmaları devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aslında birinci köprü diye de biliniyor. 1970 yılında ilk temeli atıldı ve 29 Ekim yani Cumhuriyet'in 50. yıl dönümünde 1973 tarihinde köprü artık tamamen hizmete sunuldu. Şu an yine başka bir noktayı sizlere gösteriyoruz. Ekipler orada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki o halatların üzerine çıkmış ve orada ışıklarla ilgili bir çalışma yapılıyor. Dün akşam saatlerinde yine ışıklarla ilgili bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştı ve şimdi ekipler oraya çıktı, onun kontrolünü yapıyor. Tabii ki şu an biz bu aşamaları sizlere gösteriyoruz ama 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yine başka noktasında da çalışmaların yapıldığını söyleyebiliriz. Şunu da belirtelim. Burada 49 görevli hizmet veriyor. Yani köprünün farklı noktalarında devamlı bir personel var. Yine kule var burada. O kulenin içerisinde 7/24 bir ekip duruyor. Köprüyle ilgili en ufak bir aksaklıkta veya bir sorun olduğunda tüm birimlere bilgi veriyorlar. Örneğin köprünün bir noktasında ışıklandırma sisteminde bir arıza oldu. Hemen o sisteme bakan, yani onu tamir etmesi gereken personele hangi saat olursa olsun fark etmiyor. Kesinlikle haber veriliyor ve o personel gelip orada çalışmasını gerçekleştiriyor. Denizden yaklaşık 165 metre yükseklikteyiz. Karayla baktığımız yani araçların geçtiği noktayla bulunmuş olduğumuz nokta arasındaki yükseklik 100 metre. Köprüyle denizin arasındaki mesafede yükseklikte 65 metre. Yani 165 metre yükseklikteki bir mesai sizlere gösteriyoruz. Şu an A Haber farkıyla bunları da izleyicilerimiz tanık oluyor. 200 bin aracın geçtiğini söylemiştik. Geçtiğimiz dönemlerde zaten yine asfaltın yapıldığına şahit olduğumuzu söylemiştik. Hem eksiksiz hem de hatasız bir şekilde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sürücülere, İstanbullulara veya Türkiye'nin her noktasına gelen yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor. Ama bu hizmetin elbette arkasında en büyük etkisi de işte burada çalışan personeller. Onların gecesi gündüzü yok. Onlar hep burada köprünün tüm bakımını, onarımını, temizliğini, her şeyini adım adım, saniye saniye gerçekleştiriyorlar. Şunu da belirtelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım çalışmaları derken neler var onu sizlere söylemek istiyorum. Mesela idare binasında ekipler 7/24 güvenlik kameralarından köprünün her aşama, her noktasını görüntüleyebiliyorlar. İstanbul şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaç güvenlik kamerası olduğunu güvenlik gerekçesiyle söylemiyoruz. Ama şunu belirtebilirim ki burada kuş bile uçsa o güvenlik kamerası tarafından tespit ediliyor. Ekipler bize biraz daha yakın noktaya geldi. Şu an o halatların üzerinde adım adım yukarı noktaya doğru geliyorlar. Onlar tabii ki her noktasını şu an kontrol etti. Ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü işte gördüğünüz gibi bu şekilde 7/24 kontrol altında bakım onarımı yapılıyor. Temizlik işlerinin de yapıldığını söylemiştik. Her sabah saat 8 itibariyle köprünün tüm noktalarında temizlik işleri yapılıyor. Ve daha sonra akşamüstü yani saat 16-17 gibi tekrar bir çalışma yapılıyor temizlik anlamında. Şu an
sol tarafımız yani Anadolu yakasına doğru bakıyoruz şu an ve orada ekipler adım adım yürüyor. Tabii ki güvenlik tedbirlerini almak zorunda. Güvenlik tedbirleri alınmadan hiçbir şekilde hiçbir personelin buraya çıkarmasına izin verilmiyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki mesaiyi sizlere gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi A Haber farkıyla biz de sizlere bunları gösterdik. Bununla birlikte biz yine haber çalışmamızı gerçekleştireceğiz ve buradaki bakımın nasıl yapıldığına şahit olacağız. Kameraman İskender Demirel arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. A Haber farkıyla dediğim gibi buraya geldik ve bu çalışmayı da sizlere göstermiş olduk.